Ünlü sunucu Esra Erol kadınlar için özellikle evde çocuklarına yedirdiği bir makarna tarifi verdi. Lütfen kalemlerinizi, kağıtlarınızı hazırlayın ve bu özel tarifi not edin, izliyoruz. Yani çocuk da kariyerde yemekti. Esra Erol, Magazin 8 izleyenleri için haftada iki kez evinde hazırladığı çok özel bir makarna tarifi verdi. Malzemeleri de söyleyeceğim size. Makarnamızı koyduk ama makarna ile ilgili minik bir tüyo vereceğim. Mutfağı seviyor ama temizlik işlerine resmen bayılıyor. Mutfakta iyiyim yani, ben aslında hani ev kadınıyım ama bana atıyorum yemek yapmak mı, temizlik yapmak mı dersen şahane. Temizlik yapmayı daha çok seviyorum. Ütüye buz gibi ama evi baştan aşağı temizlemeye resmen hasta. Yerleri silmek, toz almak, dip köşe temizlik falan böyle bana daha tarzım olan bir şey gibi geliyor. 34 yaşında, iki çocuk annesi, evli bir kadın Esra Erol. Rutin bir hayatı var ünlü sunucunun. Ya hayatım çok rutin, sıkılıyorum der ama bazen o rutini de arar. Çocukları tam bir makarna tutkunuymuş. Bizim Türk adetlerinde, Türk yemeklerinde kıymalı makarna vardır. Böyle bol domates soslu, kıymalı. Onu yapıyoruz. Yoğurtlu yapıyoruz. Ketçaplı seviyor. Peynirli yiyorlar. Fesleğen soslu makarna yapıyoruz. Ondan sonra kremayla, mantarla harmanlayıp tavukla, hani fettuccine dediğimiz makarna. Hepsini yapıyoruz yani. Fettuccine'ler, penneler, arabiyatteler ve daha neler neler. Evi çocukları nedeniyle makarna cenneti gibiymiş Esra Erol'un. En iyi İtalyan bile gelir benden ders alır diyerek bir makarna tarifi veriyor Magazin 8 izleyenlerine. Közlenmiş patlıcanla yaptığımız aslında beğendili makarna. Önce makarnaları biz 7-8 dakika haşladık. Bu da tabii ki kişinin damak tadına kalmış. Kimi birazcık daha sert makarnayı seviyor. Kimi daha hamur işi. Ben daha çok hamur işi seviyorum. Hamur işi seviyorsunuz ancak hiç halinizden belli olmuyor Esra Hanım. Neyse, bazılarına su içse yarıyor. Bazıları da pastayla, börekle böyle fit kalabiliyor. Efendim, tarifimize dönelim. Tikka falan haşladık. Onu bir tarafta beklettik. Hemen kızgın tavada etlerimizi mühürledik. Ondan sonra onları mühürledikten sonra fazla bir de eti attıktan sonra karıştırmıyoruz. Mühürlenmesini bekliyoruz. Onu bir tarafa aldık. O etin kendi yağını bıraktığı tavada patlıcanları birazcık çevirdik. Arkasından kremamızı koyduk. Azıcık da içine kaşar peyniri ekledik. Tuz ve karabiber tabii ki kişinin tercihine ve isteğine göre eklendi. Sonrasında içine makarnamızı koyduk. Ama makarna ile ilgili minik bir tüyo vereceğim. Bunu şefim de söyledi. Biz genelde makarnayı haşladıktan sonra süzüp soğuk suyun altında birazcık bekletiriz. Asla bunu yapmayın. Daha lezzetli makarna yemek istiyorsanız süzdükten sonra kendi sıcaklığında içine de birazcık zeytinyağı koyun ve öyle bekletin dedi. İki erkek çocuğu var ünlü sunucunun. Bir kız çocuğu ister misiniz sorusu kahkahalara neden oluyor. Sağlıklı, sıhhatli, hayırlı evlatlar versin. Rabbim evlatlarımı korusun. Yani benim için hiç öyle bir şey yok. Şu anda hani üçüncü gibi bir düşüncem yok ama benim ipimle kuyuya inilmez. Her anda bir olabilir. Allah ne yazdıysa, yani Allah onu nasip ettiyse ben üçüncüyü de dünyaya getiririm. Çok hani üçüncüyü yapacağım, şimdi yaptım, sonra yapacağım gibi bir durum yok bende.